Şimdi karnım ağrıyordu. Sol tarafım çok ağrıyordu. Dalağım biraz şişmişti. Doktora gittim. Doktor beni kontrol etti. Film çektirdi. Bana söyledi, dedi kesin ameliyat olacaksın. Ameliyat oldum. Benim dalağım kazının içine gönderdiler. Yolda kartona koymuşlar. Kargoya vermişler. Kargodan patlamış. O dalağı çöpe atmışlar. Ahmet Bey bize 2 ay önce geldi. Geldiği zaman hastaneye gittiğini, hastanede ameliyat yapıp dalağının alındığını, dalağının kanser şüphesiyle yani teşhis amaçlı olarak alındığını ve patolojik inceleme için hastane tarafından İstanbul'a yollandığı şikayetiyle geldi. Bir aylık bir bekleme sürecinden sonra hastane tarafından kendilerinin çağrıldığını, dalağın yolda kaybolduğunu, bundan dolayı patolojik inceleme yapılamayacağını söyledi. Yani söylemişler, o da bize iletti. Sonradan kendilerinin yaptığı araştırma sonucunda dalağın normal bir kargoymuş gibi, sanki bir eşya taşınıyormuş gibi bir kargo şirketiyle, normal her vatandaşın gidebileceği bir kargo şirketine gittikleri, normal standart kargo paketlenme şeklinde paketlendiğini ve yolda kargo şirketlerinin bir haberi olmadığından dolayı yolda paketin zarar gördüğünü ve bundan dolayı parçalandığını belirtti. Ve fotoğraflarına ulaştık kargo şirketi tarafından çalışanları tarafından. Bundan dolayı da gerekli kanun maddelerine, özel hastaneler yönetmeliğine, enfeksiyon tanı ve patolojik inceleme yönetmeliğine aykırılık nedeniyle gerekli Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurularımızı, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde idari başvurularımızı yaptık. Ve tazminat davası da şu süreçte hala devam etmektedir. Bana yapılan şey başkalarına da yapılmasın amacıyla biz hareket etmekteyiz. O yüzden önceliğimiz bizim İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız başvurulardır. Bunun yanında tabii ki müvekkille maddi ve manevi zararlar meydana gelmiştir. Çünkü bu hastalığı hala teşhis edilmemiştir. Bundan dolayı hastane gezmektedir. Bundan dolayı bir maddi ve manevi hastaneden de bir talebimiz bulunmaktadır. İlk önce biraz önce belirttiğim gibi enfeksiyoz tanı yönetmeliği bulunmaktadır. Enfeksiyoz tanı yönetmeliğinde bu patolojik incelemeye gönderecek olan organların 3 aşamalı bir paketlenme yönetmeliği bulunmaktadır. Bu paketlenme 3 aşama orada detaylıca belirtilmiştir ki zaten bildiğiniz üzere organların yani hem yolda bozulmaması için bu gereklidir. Yani her insan bunu bilir. Bir de 2238 sayılı kanun bulunmaktadır. Burada kanunda özellikle 10. maddesinde özellikle belirtilmiştir. Kanun organ nakli veya taşıması Sağlık Bakanlığı'nca onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır denilmektedir. Ve bu söz konusu olayda da kargo şirketi yetkili bir kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir kargo şirketi değildir. Biz incelemelerimizi yaptık. İncelemeler sonucunda kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını düşünüyoruz. Çünkü size de verdiğimiz fotoğraflar incelendiği zaman kargonun üzerinde yani hastane tarafından yapılan kargonun üzerinde sadece standart kargo ibaresi bulunduğundan dolayı ve kargoların da kargonun içini açıp bakma yetkisi bulunmadığından dolayı bu olayda tabii takdir yargınındır ama biz hastanenin sadece sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Mağdur Ahmet Kralıoğlu'yum. Olayı en baştan bizzat kendi babamla yaşadık. Babam şiddetli karın ağrısıyla özel bir hastaneye başvuru yapıyor. Başvuru esnasında babamın ameliyattan başka çaresi olmadığı söyleniyor. Dalak ameliyatı bu. Dalak alınıp incelemek üzere patoloji İstanbul'a göndereceği söylendi bize. Ve dalağından gelecek sonuca göre babama tedavi uygulanacaktı. Biz de güvenerekten babamın da ağrıları şiddetli olduğu için ameliyata karar verdik. Aldık ameliyata dalağını.
Dalak incelemek üzere İstanbul'a gönderildi ve 15 gün süre zarfında bu sonuç çıkacaktı bize. Benim de ofisim oraya yakın olduğu için sürekli git gel yapıyordum yani 15 günden sonra hani sonuca göre. Ve sürekli bir oyalama çıkmadı. Çıkmak üzere falan diye bir oyalama yapılıyordu. Ve sonunda beni bir sabah aradılar. Dalağın kaybolduğunu söylediler bize. Biz de tabii nasıl kaybolduğu sorusunu sorduk. Kargo şirketi tarafından taşınırken bir patlama oluyor yani dalakta. Patlama olduğu için de dalak çöpe atılıyor. Hatta resmi falan da var onunda. Onu göstereyim. Şu şekil kargo taşınmış. Yani standart kargo olarak taşınmış. Ve bir herhangi bir insanın eşyasını taşınırsa o şekilde taşınmış. Yani ben soruyorum yani halka bu şekil bir kargoda insan organı nasıl taşınır? Yani bunun biz suçlusu kimse, sorumlusu kimse peşini bırakmayacağız. Sonuçta benim babam hiçbir zaman hastalığı bilemeyecek. Biraz. Yani biz bu işin peşini bırakmayacağız. Kim sorumluysa bu işten cezasını çekmesini istiyoruz. Yani diyeceklerim bu kadar. Artık bütün vicdanım yargıya kalmış. Ben babamın hiçbir zaman hastalığını bilemeyeceğim. Diyeceklerim bu kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.